Bölme işleminin nasıl yapıldığını oldukça iyi bildiğinizi düşünüyorum. Mesela 8 bölü 2 dediğimde 8'i 8 tane cisim olarak düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, 8 cismi her birinde 2 cisim olan kaç eşit gruba ayırabilirim diye sorayım. Bu, bu birincisi, bu ikincisi, bu üçüncüsü ve bu da dördüncüsü. O halde 8 bölü 2'nin sonucu neymiş? 4'müş. Şimdi aynı işlemi farklı bir şekilde daha düşünebiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane cismi aldım ve bu 8 cismi 2 eşit gruba ayırmak istersek diye düşünelim. Bu birincisi olacak, biraz daha düzgün çizeyim, evet şimdi daha iyi oldu, evet ikinci dörtlü grupta burada, iki eşit gruba ayırdık. Peki bunu yapınca her bir grupta kaç cisim oldu? Dörder tane öyle değil mi? O halde 8 bölü 2, 4 eder. Şimdi de işi biraz daha ileriye götürerek tam bölünmeyen durumları inceleyelim. Ne demek istediğimi daha iyi anlatabilmek için bir örnek üzerinden ilerleyelim. Mesela 8 bölü 3 olsun. Hadi hemen videoyu durdurun ve bu işlemin sonucunu kendi kendinize bulmaya çalışın. 8 cismi bir kere daha çizeyim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Burada da az önce yaptığımızı yaparak 8 cismi her birinde 3 cisim olacak kaç eşit gruba ayırabileceğimizi düşündüm. Hadi deneyelim. Bu üçlü birinci grup. Bu ikinci ve burada bitiyor. Çünkü üçlü bir grup daha elde edemiyorum. Geriye buradaki iki cisim kalıyor. Bu durumu açıklamak için 8'i 3'e böldüğümüzde iki tane üçlü grup elde ettik ama geriye kalanlar oldu. Kalan bölme işlemi açısından oldukça önemli bir kavramdır. Not edeyim. Kalan evet bölüm 2 kalan 2 ek olarak bu 2 ile 3'ü çarpınca 6 elde ediyoruz. 6'ya buradaki yani kalan olan 2'yi eklediğimizde de 8 oluyor. Hadi gelin bir de bunu deneyelim. 8 cismi yine çiziyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu defa da 8'i 3 eşit gruba ayırmak istiyoruz. Hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. 3 eşit grup dedik öyle değil mi? Gruplarda 4'er cisim olamaz çünkü bu şekilde sadece 2 grup elde etmiş olurum. Benzer şekilde gruplarda 3'er cisim de olamaz çünkü 3'lü 3 üç grup toplam 9 cisim gerektirir. Bu durumda gruplarda 2'şer cisim olmalı. Bu birinci grubumuz, bu ikinci, bu da üçüncü. 3 tane ikili grup elde ettim ve geriye 2 cisim daha kaldı. Geriye kalan bu 2 cismi eşit bir şekilde buradaki 3 gruba dağıtmanın herhangi bir yolu yok. 4 eşit grup demiş olsaydım olurdu ama buradaki işlem 8 bölü 3, 8 bölü 4 değil. Gördüğünüz gibi bu şekilde düşününce de geriye 2 cisim kaldı. Hadi gelin bir örnek daha yapalım. Bu kez 13 bölü 4 diyelim. Hemen videoyu durdurun ve bu işlemi benden önce kendi kendinize yapmayı deneyin. Bir ipucu da vereyim, bu da kalanlı bir bölme işlemi olacak. İşe 13 tane cisim çizerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cismi dörtlü kaç eşit gruba ayırabiliriz? Bu birinci grup, bu ikinci grup, bu da üçüncü Grup. Evet 3 tane dörtlü grup elde edebildim. Buraya 3 yazıyorum. İsterseniz 13'te 4 kaç kere vardır diye de düşünebilirsiniz. 3 kere öyle değil mi? Ve geriye buradaki 1 cisim kalır. Bu da kalandır. Bu işlemin bölümü 3, kalanı da 1'dir. 4 kere 3 12 eder. 13'ten on 12 on çıkınca da geriye 1 kaldığı için bu da kalan olarak adlandırılır.